Anne Ejda'cığım, ne Ejda'cığım. Nerede bu Hakkı Junior ya? Geç kalacak okuluna. Oğlum nerede? Aylon? Bilmiyorum sevgili kocacığım. Allah Allah. Kahvaltısını falan yaptı. Odasına çıktı. Anne ben giyineceğim dedi. Bir daha da aşağı inmedi lan. Gidip bakayım mı? Lütfen Necdacığım, sana zahmet olmazsa. Oğlumuzu aşağı getirir misin? Okuluna geç kalacak. Aylon? Tabii ki de sevgili kocacığım. Aylan oğlum. Hakkı Junior. Şşt. Uyanık sen değil mi? Hakkıların Junior. Junior olan Hakkı. Hakkı ama Junior. Tamam bu espriyi daha fazla yapmayacağım. Allah Allah. Hakkı Junior. Oğlum. Müsaitsen odana gireceğim. Allah Allah. Elinde bir şey varsa bırak çabuk. Sok onu yerine. Allah Allah. Yani kumandayı. Hakkı Junior. Ne yapıyorsun? Oğlum ya. Annemi canlı canlı görmek hala bana garip geliyor. Efendim anne? Ne yapıyorsun diyorum oğlum. Allah Allah. Okula geç kalıyorsun hadi. Gitmeyecek misin yoksa? Üniversite var ya bugün. Üniversite. Ben üniversite öğrencisiyim değil mi? Aylan. Evet oğlum. Üniversite öğrencisisin. Ne o? Yoksa hala seni okulda ezikliyorlar mı? Allah Allah. Beni okulda ezikliyorlar mı? Beni okulda ezikliyorlar mıymış lan? Allah Allah. Aylan, sen dedin ya oğlum. Anne artık bisikletle gitmeyeyim. Sonuçta üniversite öğrencisiyim. Babam bana araba alsın. Beni ezikliyorlar dedin. Baban da sana Lamborghini aldı ya. Hadi ya. Öyle mi oldu? Oğlum ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Ben en son Jason'ın maskesini takıyordum. Siz izlediniz mi o bölümü? Sağ üst köşede çıktı. Şu an çok garip bir dünyanın içindeyim. Ve neler yaşanıyor hiçbir fikrim yok. Ve birazdan okula gideceğim. Üstelik üniversite öğrencisiymişim. Bundan da haberim yok. Oğlum ilkokul okumadım. Ortaokul okumadım. Lise okumadım. Nasıl üniversiteyim lan ben? Aa lan, sen üniversite değilsin oğlum. Üniversite öğrencisisin. Senin binaya benzer bir yanın var mı? Allah Allah. Hadi. Geç kalacaksın bak. Babanla ben de gideceğiz zaten. Allah Allah. Romantik dağ gezimiz var. Hadi Hakkı Junior hadi. Oyalanma oğlum. Seni bekliyoruz dışarıda. Hadi. Geliyorum anneciğim. Geliyorum. Yapacak bir şey yok Hakkı Junior. Başa gelen çekilir değil mi? Oğlum bir dakika lan. Belki maske geri gelmiştir ha. Gözlerin cesedi falan. Yok mu? Yine yok değil mi? Gözlüğü ortadan ikiye böldüm. Lakin burada yok. Maske ve değnek de yok. Oğlum hiçbir şey yok lan. Bu ne biçim dünya ya? Allah'ım. Ciddi ciddi. Zamanında insanlar böyle mi yaşıyormuştu? Zombiler falan olmadan. Her gün okula gidiyor, işe gidiyor, yatıyor, uyuyor. Yani böyle miymişti? Gerçekten garip değil mi? İnsan buna nasıl alışır lan? Geldim anne. Geldim baba. Mesela şu an bir zombi bize saldırmıyor. Ya da evimizi, yiyeceklerimizi almak isteyen kötü insanlar yok. Ne kadar garip lan. Yani bir alt dudağım yani. Geldin mi oğlum? Yakalanıyorduk Necla. Oğlum. Arabanla mı gitmek istersin yoksa bırakalım mı seni? Aylan babası. Bırak bırak. Arabasıyla gitsin benim yakışıklı oğlum. Allah Allah. Bakarsın kız düşürür ha. Hakkı Junior. Bugün ev boş. Ev boş mu anne? Ne yapayım? Eşya mı alayım? Anlamadım. Ev boş derken? Aylan yok oğlum. Ev diyorum. Boş. Yani biz yokuz. Ev boş. Yani babam niye sırt arıyor? Baba sen niye sırt arıyorsun? Hadi hadi. Ulan var ya. Anladın değil mi? Şş, hadi. Ev boş diyor oğlum işte. Lan ne var bunda? Zombi salgınında bütün evler boştu. Oğlum ben bir şey mi kaçırıyorum lan? Aylan. Evimiz depreme dayanıklı oğlum. Yalnız fazla yıkma tamam mı? Allah Allah. Aylan Hakkı. Utandım. Hadi gidelim. Gidelim Necdacığım. Gidelim. Oğlum. Aman diyeyim. Şemsiyeyi unutma. Başını belaya sokma tamam mı? Hadi benim aslanım. Hadi. Şemsiye mi? Niye baba? Yağmur mu yağacak ya? Yo, hava gayet iyi. Abi ne demek istediler? Anlamadım ben. Ah küçük bey. Anlamışsınızdır siz. Gençken ben de az şemsiye kullanmadım. Aman diyeyim ha. Dikkatli takın. Yoksa maazallah. Gidelim Hakkı Bey. Hadi bakalım. Allah Allah. Ne demek lan bu? Ne diyor lan bunlar? Benim anlamadığım bir dilde mi konuşuyorlar lan? Allah Allah. Gerçekten garip ha. Şimdi bu araba benim mi lan? Vay be. Oğlum babam görse gurur duyardı. Diyeceğim de bu benim babam zaten. Yani benim gerçek babam. Sanırım burası gerçek bir dünya değil. Yani öyle olmadığını düşünüyorum. Yani inşallah gerçek değildir lan. Oğlum böyle dünya olur mu? Zombileri şimdiden özledim lan. Ne bileyim. Ben onların içinde doğdum ya. Bana bir garip geliyor.
Açıl susam açıl. Şşt. Oğlum bana gelince kapanıyorsun sürekli ya. Hadi lan. Şşt. Nasıl açılıyordu lan bu? Neyse videonun girişi gelsin. O açılır herhalde. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Hakkı Junior'ın zombi hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Hakkı Junior böyle garip bir dünyaya ışınlanmıştı. Arabası vardı. Annesi babası vardı. Okula gitmesi gerekiyordu. Yani sıradan bir dünyaya gelmişti. Hakkı Junior için bunun ne kadar garip olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çünkü zombi hayatının içinde doğdu. Evet, gördüğünüz gibi Lamborghini'yi pek kullanamıyor ve trafiğin altını üstüne getiriyor. Hakkı Junior bugün okula gidecek arkadaşlar ve normal bir insan gibi vakit geçirmeye çalışacak. Bakalım başına neler gelecek. Hadi başlayalım. Vay be. Ne kadar garip lan. Bir şey diyeceğim. Bu insanlar birbirlerine falan nasıl çarpmıyorlar? Yani benim geldiğim dünyada insanların arabaları çarpmak gibi bir dertleri yoktu yani. İstediklerine çarpıyorlardı. Çünkü herkes zombiydi. Yani burada insanlar birbirine nasıl çarpmıyor? Yani mesela ben şuradan geçemez miyim? Geçerim herhalde. Ay ne yapıyorsun öküz? Ne var ya, geçiyoruz işte, Allah Allah. Ne var? Yol boş değil mi? Allah'ım yarabbim. Ne var ki yani işte, ışıklar falan var. Hepsi o. Normal adam gibi geçip gidiyoruz değil mi? Oğlum yalnız babam bana iyi araba almış lan. He? Bayağı iyi ha. Uçuyor maşallah. Ve sanırım geldik. Burası benim okulum olsa gerek. Çünkü harita burayı gösteriyordu. Evet, harita diye de bir zımbırtı var. Ama şu an açmadım. Neden? Buna verebileceğim bir cevabım yok çılgınlar. Açmayı unuttum. Oyunun azizliği değil. Neyse. Hadi inelim bakalım. Ne oluyor lan? Bu benim yanıma mı geliyor? Bir şey mi yaptım lan? Ne oluyor? Ne oluyor amca? Amca mı? Hakkı Junior Bey. Efendim. Yani sizin babanız okulun sahibi efendim. Yani amca falan demeyin lütfen bana. Siz benim yani patronum sayılırsınız. Yani Hakkı Junior Bey, biliyorsunuz. Buraya park etmesi yasak efendim. Yani kızar müdür yani bana. Biliyorsunuz. Baba. Okulun sahibi mi? Evet Hakkı Junior Bey. Ya Hakkı Junior Bey, arkaya park etseniz lütfen. Efendim, müdür hanımla uğraşmak istemiyorum da. Sizi devam edin. Tabi amca, tabi. Arabayı diyorsun değil mi? Arabayı park edeceğim. Evet Hakkı Junior Bey, lütfen. Tamam. Benim için sıkıntı değil. Nasıl lan? Babam buranın sahibi miymiş oğlum? Oha. Ben oraya nereden gireceğim lan? Bir dakika durun, bekleyin. Yani sadece oradan geçsek olmuyor galiba. Çünkü bu insanlar yeşillik falan ezmiyorlar. Gerçekten garip. Yani normalde ben eziyorum. Biliyorsunuz. Bu iyi bir şey değil ama. Yapıyoruz yani. Oğlum şuradan herhalde girilir değil mi? Durun lan, ben bir geçeyim. Ya Allah belanı versin. Şuradan geç oğlum. Şuradan git işte, ne olacak ki ya? Mallar lan. Niye bekliyorlarsa. Geç. Oo, şuradan geç. Allah. Ne korna çalıyorsunuz ya? Hayır anasını satayım. Araba süren adam görmediniz mi? Burayı mı diyorlar? Tamam, şunun önüne çekelim ya. Şöyle iyidir değil mi? Heh, pardon. Alışamadım ki anasını satayım. Heh. İyidir değil mi? İyidir canım. Böyle dursun. Vay, yakıyorsun bro ortalığı. Güzel araba. Sağ ol. Eyvallah. Güzel araba değil mi lan? Sanırım. Babam en iyisini almış benim için. Ya oğlum asıl soru. Ben bu dünyadan nasıl çıkacağım lan? Okula falan geldim de. Benim bir çözüm bulmam lazım. Gerçek dünyama dönmeliyim. Yani sonuçta burası gerçek dünya değil, değil mi? Gerçek dünya dediğiniz zombilerin olduğu mekan. Yalnız benim sınıfım neresi lan? Annem sınıfın garip bir şey demişti. Ne demişti? F3 mü F4 mü? Şunlara soralım. Merhaba. Ya oğlum bunların hepsi canlı lan. F3 ve F4. Nerede biliyor musunuz acaba? Yani kızlar, ondan sonra biliyor musunuz? Acayip bir şekilde arabayı aldım. Vay! Hakkı Junior gelmiş. Yo yeah mı? Bu dünyanın insanları niye garip konuşuyor lan? Siz beni tanıyor musunuz? Ey il bitti ki tanıyoruz Hakkı Junior. Sen okula bisikletle geliyordun. Hır. Allah Allah. Hadi ya. Hiç haberim yok. F3 F4 diyordum ya. Yazık kızlar, yovya. Kendi sınıfını da karıştırır olmuş. Sınıfın burası ya yovya. F3 burası. Hakkı Junior, saf mısın lan sen? Bunlar niye gülüyorlar?
Yani ben unuttum galiba. O ağzındaki ne lan? Neye yarıyor? Yemek mi? Yok, zehir. Zehir mi? O zaman niye içiyorsun lan? Manyak mısın oğlum? Allah Allah. Hadi. Girelim sınıfa da bir an önce bitsin bu iş. Ay Paul. Yeni arabanla bizi gezdireceksin değil mi? Elbette ki kızlar, elbette. Sizleri gezdireceğim. Yovv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 
sen de gezmek istersin ha? Babana söyleseydin de sana bir araba alsaydı. En kötü el arabası. Lakin baban cimri anlaşılan. Ya da seni tipinden dolayı sevmiyor. Bunlar iki tur bana mı güldüler lan? Yoksa bana mı öyle geldi? Benimle alay mı ediyorlar? Vallahi pek anlamadım. Zira pek de umurumda değil. Neyse ben sınıfa giriyorum. Size kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Ey yazık be Paul. Neden dalga geçiyorsun ki? Yani çocuğun babası biraz cimri. Ona araba almıyor falan diye. Ayıp yani. Ne ayıbı yavru? Erkek adamın altında araba olur araba. Ay doğru. Biz üniversiteli kızlar. Amerikan okullarındaki özellikle. Arabası olan erkeğe bayılırız. Niyeyse böyle aptalca bir inanış var yavru. Arabası olan erkek çekiciliği diye. İlginç değil mi? Benim arabam var yavru. Okulun en havalısı benim. Ay vallahi öylesin. En havalı sensin. Neyse kızlar, en havalınız benim biliyorum. Lakin derse girelim hadi. Bundan sonra ben sizi gezdireyim. Gelin gelin hadi girelim. Oy. Sanırım burası lan. Bina sandığımdan daha büyük. Bayağı büyük. Vallahi orada bir çıkış yok. Merhaba. Abi ya burası mı? Günaydın çocuklar. Günaydın Hakkı Junior. Abi mi? Ne abisi lan? Ya abi ben sınıfı arıyordum da. Niye gülüyor lan bunlar? Oğlum bugün herkes bana gülüyor lan. Ha 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 Hakkı Junior. Gerçekten komik. Şaka yaptın yani öyle mi? Sınıfta güldü. Otur otur. Ben senin abin değil öğretmeninim. Tamam abi yani öğretmenim. Niye kızdı ki lan? Abi kötü bir şey değil ki oğlum. Öğretmenim buraya mı oturuyoruz? Hakkı Junior dalga geçme. Orası senin yerin. Otur. Vallahi sıfırı basacağım şimdi ha. Arkadaşlar başka gelmeyen kaldı mı? Aa hocam biz varız yavuy. Birazcık geç kaldık da hocam. Onu fark ettim yavrum. Yerlerinize geçin. Hadi bakayım. Tabii hocam. Gel kız. Gel yavuy. Sen benlesin gel. Gel çikolata. Gel böyle. Oturalım hadi yavuy. I am a pool. Yanına hep ben otururdum. Ben şimdi nereye oturacağım he? Kız ne yapıyorsun he? Nereye gidiyorsun? Hey! Hey arkada yer var değil mi? Allahsız karı. Ben oturacağım oraya. Ben. Mutlaka ben oturmalıyım. Önce ben. Allah belanı versin senin. Oturdu. Ay hadi şekerim hadi. Sen ezik Hakkı Junior'ın yanına otur. Kalk ulan yerimden. Kalk. Allah belanı versin. Mecburen öne oturacağım. Paul. Bu yaptığını unutmadım. Unutmayacağım. Biliyorsun değil mi? Uy çekil lan çekil Hakkı Junior. Yanına oturacağıma inanamıyorum. Merhaba. Hoş geldin. Ey sus konuşma benimle. Ezik. Ne oluyor ya? Niye bana ezik diyorsun ki? Ne ezikliğimi gördün kızım? Ay sen eziksin işte ezik. Paul sana hep ezik diyor. Araban yok bir şeyin yok. Eziksin. Lan ne arabaymış anasını satayım. Ben zombi salgınında hep çöpe atardım arabaları. Bunlar ne çok değer veriyormuş lan. Ayrıca benim arabam var. Var tabi yavuy. 93 model bisiklet. İşte bile. Benim Lamborghini'm var. Lamborghini. Lamborghini'nin mi var? Evet. Lamborghini'm var. Yeni aldı babam. Tamam mı? Yalan söyleme yavuy. Lamborghini'ymiş. At yalanı... At yalanı sevmezmiş. Neden? Çünkü atlar konuşamaz. Yalan söylemiyorum. Gülmeyin lan. Gülmeyin. Gerçekten Lamborghini'm var. Gerçekten. Ey Hakkı Junior. Yalan söylemeyi bırak artık. Ne Lamborghini'si? Bisiklet o. Bisiklet. Boş versen onu berrak su. O anlamaz. Çocuğa bisikleti Lamborghini gibi gelir. Çok komiksin Paul. Berrak. Berrak su ha. İsme bak anasını satayım. Damacana markası gibi. Siz geçin dalganızı geçin. Göreceksiniz arabamı benim. Yuh hi canım iyi. Diyorum ya ben de Amerikan başkanıyım. Ay yeter çocuklar yeter.
bu kadar geyik yeter. Lütfen herkes bana odaklansın. Dersimize başlıyorum. Zira sınıfımız full. Evet arkadaşlar. En son sosyolojiden bahsediyorduk. Sosyoloji nedir? Nasıl yapılır? Yahnisi mi güzeldir? Pişirmesi mi? İşte çocuklar. Buna mütakip ne yapacaksınız? Yahnisini asla yapmayacaksınız. Neden? Çünkü yahniye su girer lan. Anlamıyor musunuz? Su girer. Espriyi anlamadınız değil mi? Allah kahretsin, zil çaldı. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Artık ben de yoruldum. Sizin üzerinizden kazandığım paralarla gideyim de bir havuzuma gireyim değil mi? Sağ olsun anne babalarınız güzel paralar ödüyorlar. Ne de olsa burası bir özel okul değil mi? Hadi bakalım keriz öğrenciler. Lütfen dışarı çıkın. Hocanızın işi var. Ne oldu lan? Ders mi bitti? Sanırım. Ya berrak su. Ya diyeceğim. Bir yerlere gidelim mi? Ay yok Hakkı Junior. Senin gibi bir izikle ben bir yere gitmeyeyim. Ya ama niye öyle diyorsun ya? Ey çünkü sen iziksin. Neyle gideceğiz? Bisikletle mi? Yo. Benim Lambo'yla. Ay yeter artık anne. O Lamborghini değil. Bir bisiklet. Ay Paul. Hayatım. Sana biraz kırıldım ama. Olsun. Beni gezdireceksin değil mi arabayla? Ya benim menekşem yavruya. Seni de gezdireceğim söz. Lakin önce Berra söz verdim. Hadi gidelim Berrak. İyi ya ama bak onunla gidiyorsun, benimle gitmiyorsun. Ey çünkü sen iziksin. Paul izik değil. Hadi gidelim Paul. Beni yeni arabanına gizdir. Elbette ki bebeğim. Çekil lan, çekil. Yavuyya. Hadi gidelim. En kural benim. Yavuyya. Aman. Boş ver ya. Ben zaten eve gideceğim. Ne yapacaksın oğlum kızımızı? Bu gerçek dünya değil ki Hakkı'cın yer. Boşa uğraşıyorsun. Yani ev boştu değil mi? Hazır ev boşken gidip yatayım. Vallahi sen kaybedersin. Keyfin bilir. Hadi bakalım. Gidelim. Ey Pearl. Senin araba dediğin bu muydu ya? Bu muydu yani? İnanamıyorum. Ay. Bir dakika bir dakika. Hakkı Junior. Sen... Lamborghini derken nesini beğenmedin ya berrak? Lan Hakkı Junior, hadi gidelim. Ha? Ne oldu? Efendi? Bir dakika. Nesil yani? Hakkı Junior sen Lamborghini derken şaka yapmıyordun. Bisikleti kastetmiyordun öyle mi? Yo. Şaka yapmıyordum. Ya da bisiklet falan demiyordum. Bayağı bildiğin Lamborghini dedim. Lamborghini işte. Ay. Nesil yani? Çekil lan şuradan Paul. Çekil Allahsız çekil. Bu şimdi... Senin mi Hakkı Junior? Ya dur hemen binme ya. Hemen binme. Ne demek hemen binme kızım? Yani benim acelem var. Ev boş ya. Ev boş mu? Bu bir davet şekli mi? Anlamadım. Ney mi? Ben anladım. Hakkı Junior. Sen aslında doğruyu söylüyormuşsun. Aman Allah'ım. Arabaya bakın. Herkes toplandı. Hakkı Junior. Ben de gideyim mi? Ya yanlış hatırlamıyorsam. Sen en son şu Paul'la gidecektin. Ne oldu o iş? Hakkı Junior. Ben yani düşündüm taşındım. Ya Hakkı Junior, sen benim arkadaşımsın. Allah Allah. Hadi ya. Sınıfta ezik diyordun. Ben seninle konuşmam takılmam diyordun. Ay kim? Ben. Asla Hakkı Junior asla. Ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki Hakkı Junior seninle takılamam. Çünkü Hakkı Junior Çünkü Hakkı Junior ne? Bir dakika. Annem ne demişti bunlarla ilgili lan? Aylan Hakkı Junior. Bak oğlum. Şimdi sen okula gideceksin ya. Araban oğlum çok havalı. Aşırı havalı. Ve bu araban yüzünden senden faydalanmak isteyenler olabilir. Allah Allah. Bu zamana kadar baban sana bu yüzden araba almadı. Yani insanlar sana sırf paran olduğu için yaklaşmaya çalışabilir. O tarz insanlara para avcısı diyoruz. Allah Allah. Anladın? Para mı? O ne anne? Oğlum para böyle kullandığımız bir şey. Bilmiyor musun lan? Allah Allah. Tabii nereden bileceksin ki? Ancak kredi kartı kullanıyorsun. Kredi kartı?
O ne lan? Ay lan oğlum, boş ver şimdi. Uzun lafın kısası, anlayacağın oğlum, para avcılarından uzak dur. Allah Allah. Onlar vampir gibidir oğlum. Yapışırlar. Özellikle karşı cinsten uzak dur. Para avcısıysa. Anladın mı? Anladım anne. Bunu bana şimdi durduk yere böyle bir ortamda niye söylüyorsun? Oylan, ne bileyim, bölümde kullanırız diye. He, mantıklı. Şimdi normal vakte geri dönüyoruz değil mi? Evet oğlum, Allah Allah. Bak, ekran beyaz diyor. Demişti annem. Demek ki sen o para avcılarındansın. Öyle mi? Ey, yok, yok. Ben para avcısı değilim. Hakkı Cinyir, ben berrak suyum. İsmi berrak su olan bir kız nasıl para avcısı olur ki? Hadi lan oradan. Hey, sen. Bakar mısın? Ay, buyur. Bana mı dedin? Buyur. Şey diyeceğim. Ya, bir tur gezelim mi arabayla? Yani sen pek para avcısı bir tipe benzemiyorsun. Yani gezmek ister misin bilmem. Ey, ne? Bin dururkin. Bunu mu bindireceksin arabaya? Erkek tıraşlı kadını. Vallahi en azından senin gibi para pul peşinde koşan birine benzemiyor. Hadi oradan hadi. Gezmek ister misin? Ay, bilemiyorum ki. Olur. Ne duruyorsun? Atla o zaman. Hadi. Gidelim. Gel gel, atla. Hadi bakalım sarı. Görüşürüz. Bin hadi gidelim. Hey Hakkı Cinyir. Hakkı Cinyir lütfen. Hakkı Cinyir. Allah kahretsin. Gül gibi fırsatı kaçırdım. Lanet olsun. Gitti ulan fıstık gibi lan Burcini. Tüh be. Neyse canım. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir değil mi? Allah kahretsin ya. Gitti lan gitti. Daha neyin fotoğrafını çekiyorsunuz? Gitti işte. Vay yavrum vay yavrum. Bizim ezik Hakkı Cinyir'e bak. Babasına lamba aldırmış sonunda. Ya berrak su. İstersen benim arabayla bir tur. Ey hadi bir oradan. Sen buna araba mı diyorsun? Allah Allah. Bunun araba olduğu yerde. Hakkı Cinyir Allah bilir. Üf. Ne sürüyordur? Sizin neyin fotoğrafını çekiyorsun lan? Vay be! Sizin dünyada ne kadar ikiyüzlüymüş ha! Garip bir dünyada yaşıyorsunuz Büşra. Kar mı yağıyor lan? Aa! Harbiden kar yağıyor. Yıllar sonra lan. Vallahi yağmaya başladı. Oğlum bunların dünyası bizimkinden daha zor lan. Her türlü üç kağıt, iki yüzlülük bunlar da. Anasını satayım, zombi dünyasında böyle bir şey yok. Yani kimse bir araba için falan peşinden koşmaz insanın. Ne kadar garip değil mi? Ay öyle. Yalnız içki sende kafa yaptı galiba. Ne zombisi ya? Uzun hikaye. Anlatırdım da inanmazsın. Videonun sonuna geldik. Hikayeyi bilen biliyor zaten. Ay güzel bir kapanış gibi. Doğru tercih. Beğenmene sevindim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ne yapıyorsunuz? Like atmayı unutmuyorsunuz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Vay anasını satayım. Bugün de hayatta yeni bir şey öğrendik ha. Zombi hayatının daha kolay oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Hakkı Cinyir ilk defa okula gitti ve okulun nasıl bir şey olduğunu öğrendi. Bu hayattan hiç memnun kalmadı. Çünkü ona gerçekten garip geliyor. Zombi hayatını şimdiden özlemeye başladı. Kendi dünyasına geri dönmek için can atıyor. Gördüğünüz gibi bir yandan da kar yağışı başladı. Artık bundan sonra modlar birazcık karlı olacak. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Böyle güllük güneşlik iyi mi? Yoksa kar modunu artık geçmenin vakti geldi mi? Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yaptığın hataların bir bedeli olduğunu öğrenmen lazım. Monster, bu kafeste kapalı kalacaksın. Ne yemek ne su. Ben gidiyorum şimdi. Kangal, yesene oğlum ye. Sen ona bakma. Korkma tamam mı? Yani başka bir koltuğumuz olmadığı için seni bir yer alamadım. Kusura bakma. Hem zaten Monster kafese kapatılmış durumda. Sana zarar veremez. Sen yemeğini ye. Teşekkürler insan. Çok lezzetli lan. Oğlum çok güzelmiş ha. Oh, şimdiden ikisini gömdüm. Yalnız bu böyle aç duruyorken ben yani versem mi? Ne oldu? Beğenmedin mi yoksa? Beğenmedin mi? Yok. Beğenmediğimden değil.
Lakin sen de açmışsın ve üstelik sana yemek vermeyeceklermiş. Ben istersen yemeğimi paylaşabilirim. Yemek ister misin? Sus, seni ısırdığım halde. Yemeğinden bana da mı vereceksin? Elbette ki. Sonuçta pişman olduğunu söyledin. Yani ben de yanlışlıkla girdim. Benim de hatam var. O yüzden arkadaş olabiliriz. Bir engel yok bunun için, değil mi?